Şöyle değerlendireyim. Ben AKP'nin MHP'leşmesi ya da MHP'nin AKP'leşmesi gibi saptamalardan olabildiğince uzak duruyorum. Nedenini de açıklayayım. Çünkü bana göre Türkiye siyasi tarihinin her kıvama ya da her şekle girebilen yegane pragmatik siyasi hareketiyle karşı karşıyayız. Son 15 yılda kurduğu ittifaklara baktığımız zaman, yani AKP'yi bir ittifaklar sistemi içinde okumak lazım ve ittifaklar sisteminde şöyle ilk yıllarına bakalım, işte liberal bir hegemonya örgütlendiği, Avrupa Birlikçilik üzerinden siyasal İslam'ın alanının genişletildiği bir dönem, işte Gülencilerle ortaya konulan ittifak bir dönem yine aynı şekilde ve bu ittifakların giderek işlevsizleştiği bir ortamda, o dönem düşman görülen kim varsa, hatta en ağır laflarla, en ağır hakaretlerle karşıya konulan kim varsa, özellikle de 7 Haziran seçimlerinden sonra bu sefer yeni bir ittifak kurulması söz konusu. Dolayısıyla AKP'nin MHP'leşmesi değildir burada söz konusu olan. AKP'nin iktidarda kalmak için her şey olabilmesidir söz konusu olan. Her şey olabilmektir. Dolayısıyla AKP için öncelik bir siyasi partiyle ittifak değil, belirleyici olan kurulan yeni rejimi devam ettirmek ve iktidarını kalıcı hale getirmektir. Bir kere buradan bakmak lazım. O yüzden de ittifaklar siyaseti ana stratejiye göre taktik esnekliğe sahiptir. Her zaman değişebilir. Yani bugün çok yan yana, çok gerçekten tırnak içinde hani bir günlük ağızlı canciğer kuzu sarması dediğimiz ilişkiler kuranlar, yarın bir bakarsın yeniden birbirlerine karşı en olmadık lafları ediyor olabilirler. Onun için bunları daha çok seçim kazanma, iktidarda kalma hamleleri görmek lazım. İkinci boyuta geçersek belki MHP açısından olaya bakalım bir de. MHP'nin özellikle 1980 öncesinde olağan demokratik yollar yerine daha ziyade bu tür devlet içerisinde, devlet içi koalisyon pazarlıkları yaparak kadrolarını genişletmek ve kendisini bu yolla iktidar edip bir ortak haline getirmek gibi bir stratejisi vardı. Türkiye'nin giderek antidemokratik bir rejime kavuştuğu, giderek demokrasiden uzaklaştığı bir ortamda MHP'de iktidarı böyle bir koalisyonuna dahil olmayı seçti. Yani bir bakıma özüne döndü diyebiliriz. 80 öncesindeki taktiği ile benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz. Ve bir bakıma meclis içerisindeki hakimiyetini devam ettirip, kendi varlığını siyasi olarak devam ettirip, baraj altında kalsa bile siyasi olarak bedel ödeyen ben olmayayım dedi MHP. Ve MHP'nin aslında teklifi Bahçeli'nin basın açıklamasıyla ne oldu? Hani 16 Nisan'da birlikteydik, şimdi niye hiç bize komisyonlara çağrılmıyor, uyum yasalarıyla ilgili konuşulmuyor diye basın toplantısı yaptığını gördük, hatırlarsınız, 1-2 ay önce. Nitekim bugünkü düzenlemeler bunun üzerine oldu.